Hasan ve Hüseyin kardeşler, biri 8, diğeri daha 4 yaşındaydı. Oyun oynamak için evden çıkmıştı iki kardeş. Cansız bedenleri bir inşaatın, daha doğrusu yarım bırakılan bir inşaatın su dolu asansör boşluğunda bulunmuştu. Dün aktarmıştık. İşte o acı olay sonrası biz de inşaatlardaki tehlikeleri araştırmak için çıktık yola. Orayı baz alarak elbette. Ve karşılaştığımız manzara gerçekten ürkütücü. Şunu da hatırlatalım, o iki kardeşin ölümünden inşaatın sahibi sorumlu tutuldu ama asıl soru şu, böyle bir durumda tek sorumlu o mu? Denetleyicilerde hiç mi kusur yok? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dün sormuştuk, cevabını araştırıyoruz. Burada tehlike var mı? Var abi, ölüm tehlikesi var. Burası çocuklar için uygun bir alan değil. Üstelik sadece burası da değil. İstanbul'da yapımı süren birçok inşaat adeta mayın tarlası gibi. Bakın şimdi bir inşaat sahasına giriyoruz. Kameraman arkadaşım Muhammed Ersöz'le birlikte şuradan ilerlemeye çalışıyoruz. Aşağıda bir boşluk var. Bastığımız yere dikkat etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemek güç. İşte görüntüyü görüyorsunuz. Son derece tehlikeli bir nokta. Ve içeri girerken kimse bize nereye gidiyorsunuz, kimsiniz demedi. Bir çocuk olduğumuzu düşünün. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın inşaat sahasının birçok noktasında çiviler var ve çukurlar da var. Bakın, bakın, bakın tehlikenin boyutuna bakın. Buradan bir çocuğun düşmesi gerçekten de işten bile değil. İnşaatlar tehlikeli mi? Evet abi. Top oynayabiliyorlar mesela çocuklar. Hı hı. Rahat rahat girebiliyor musun inşaatın içine? Girebiliyorlar, girebiliyorlar abi. Kimse bir şey demiyor mu? Demiyor. İstanbul Çekmeköy'de yer alan inşaattaki su dolu çukur 8 yaşındaki Hüseyin Büyür ve 4 yaşındaki kardeşi Hasan'a mezar olmuştu. Ancak sadece orada değil, benzer tehlike birçok inşaatta var. Yürüdünüz, yürüdünüz ve bastığınız nokta burası. İşte buradan düşebilir. Özellikle çocuklar böyle bir inşaata girdiğinde ciddi anlamda risk altında ve düştükten sonra da zaten buradan çıkması neredeyse imkansız. İşte kerese üzerinde dolaşıyorsun, yüksekten çalışıyorsun, ufak bir ayağın kaydığında gider. İşte tehlikenin boyutu, 6 katlı bir binanın inşaat sahası burası. Demirler ve iskeleler yola taşmış durumda. Buradan üstelik çocuklar ve araçlar da geçiyor. Bir görüntü daha göstereceğim. Bakın iskelenin ayakları tahtalarla buraya sabitlenmiş ama ben şu kuvvete dahi burayı sallayabiliyorum. Kuvvetli bir fırtınada ya da insan müdahalesinde buranın yıkılması işten bile değil. Rüzgarda da zaten bayağı büyük çatırları uçtu. Zaten gördüğünüz gibi sallanıyor tahtalar. Sen istersen şimdi arkandaki inşaata girebilir misin? Girebilirim. Rahat rahat girer misin? Evet. Kimse bir şey demez mi sana? Demez. Nereye gidiyorsun vesaire? Demez. Riskli, tehlikeli. Evet. Ne tehlikesi var? Düşebiliriz. Bir yerlerimiz kırılabilir veya kanayabilir. Aslında inşaatlarda yasal olarak güvenlik önlemi alınması şart. Müteahhitler, yapı denetim ekipleri, zabıta ve belediye bu önlemleri almakla yükümlü. Üstelik bu kurallara uymayanlara hapis cezası da var. Zaten iki çocuğa mezar olan o inşaatın sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak buna karşın inşaatların birçoğu tehlike saçmaya devam ediyor.